aslında onur duydum diye başlamam gerekiyor ve bu anlamıyla da 31 yıllık mücadelemin görünür olması ama benim nezdimde Türkiye'deki örgütlü mücadelenin görünür olmasına verilmiş bir takdirdir. Onur ve mutluluk duyduğumu belirtmem lazım. Ben e, Sayın Kamala Harris Amerika'da siyahi ve başkan yardımcısı olan ilk kadın olduğu günde demiştim ki dünyada bazı değişimler olacak. Bu değişimin aslında rüzgarının da yansıması Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi görünür olduğu için de Türkiye'yi yakından etkili diyeceğine inanıyorum. Sadece siyasi karar mekanizmalarında değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu eşit işe eşit ücret mekanizmalarının harekete geçmesi, istihdama kadının dahil olması gibi bu anlamıyla eğitime ulaşması, sosyal hayattan daha fazla yararlanması ve tüm kapsamıyla beraber toplumsal cinsiyet eşitliğinin de bu anlamıyla daha mücadelede yol almamızı sağlayacağına inanıyorum. Bu bizim kendi kadın hareketimizin gücüydü zaten. Bunun doğru bir yol olduğunun da tasdikini görmüş olduk. Gerçekten teşekkür ediyorum bu anlamıyla bütün yol arkadaşlarıma da bana bu birlikte yürüdüğümüz yolun sonucunda bu onuru yaşattıkları için. Tam da sizinle bu röportajı yaparken aslında Samsun'da 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından yüzüne onlarca darbe alarak yüz kemiklerinin sayısını veremeyeceğim derecede paramparça olduğu bir kadın şiddeti olayı var. Yine bu dönemde belki de hepimiz artık sokaklara dökecek kadar infiale uğrayacak şiddetin son noktası ve Yine 92 yaşında Afyon'da bir büyüğümüzün tecavüze uğrayıp darp edilmesi ve gasp edilmesi olayı. Şimdi bunlara baktığımız zaman ondan öncekilerin de bundan aşağı kalır yanı olmadığını görüyoruz. Şubat ayı 28 çekiyor. 35 kadın cinayetimiz var. Bilebildiğimiz çünkü bir veri bankamız yok. Bu veri bankasının ayrıştırılmış verileri yok elimizde. Tüm bununla beraber Türkiye'de aslına bakarsanız şimdi bir yerlerden yine idam diye bir şeylerin başlayacağı ama yasal mevzuat son derece güçlü olduğu bir ülkede yaşadığımızı buradan belirtmek istiyorum. O yasal mevzuatların hayata geçmesinde emeği olan bir kurum ve kurumun başkanı sıfatıyla söylüyorum bunu. Yeter ki o mekanizmaların işlerlik kazanması lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhurbaşkanı'nın idare ettiği hükümet yetkililerinden ve parlamentoda temsili olan siyasi partilerden şapkalarını önüne koymalarını falan istemiyorum. Artık gerçek anlamda iradelerini ortaya koyarak şiddeti önleme yönünde çalışma, siyaset üstü bir fikir birliğinin deklarasyonla topluma yansıması gerekmektedir. Çünkü biz gerçekten uçurumdan düştük, yuvarlandık, yerin dibine gidiyoruz. Buradan sonraki değerler sistemi, kanunların uygulanması hepimizin beklediği buna iradeyi gösterecek bir e, yansıma açık ve net söylemem gerekirse. Bu nedenle de sorduğunuz sorunun tek kelimeyle cümleyle cevabı karnesi zayıf olan bir ülkedeyiz. Şimdi sorarız en basitinden bir soru. İktidar ne zaman e, bu göreve geldi? E, dönüp bakıyorsunuz 2002 yılından gelmiş. Yani ortada bir 19 yıllık iktidar var. 19 yıl sonra insan hakları beyannamesine imza koymuş bir ülkenin insan hakları konusuyla ilgili bir eylem planı açıklaması gerçekten üzücü. Bu kadar insan haklarına aykırı hareketlerin yansıdığı, insanların güvencesiz ortamda yargıya güveninin eksiye düştüğü bir süreçte insan haklarıyla ilgili aralarına da böyle sosyal koymuş gibi işte ısrarlı takip yapacağız kadın hareketlerine. Boşanmış ya da işte evli kadınlarla ilgilenen şiddet konusu. Ben açıkçası çok umadım bile. Gerçek ve netili söyleyeyim mi burada? Yani güvenmedim, inanmadım. Bunun sadece ekran önünde birilerine biz bunu yapacağız. Yapacağınız o kadar çok şey var ki en güzelini yaptınız aslında Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladınız. En güzelini yaptınız 6284'ü imzaladınız. Ta 2006 yılında bu sorunu tespit ederek Başbakanlık Genelgesi'ye inladınız. Ama bunu sadece irade olarak ortaya koymamanızdan kaynaklanan açıları biz kadınlar yaşadık. Bu ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştırmayın bize yeter. Erken yaş evliliklerini parlamentoya bir gece vakti e, onay vererek getirmeyin bu bize yeter. Nafakayı konuşturmayın ve Anayasa Mahkemesi'nin e, iptal ettiği Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesini geri getirin. Eğer insan hakları ihlaliyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız bu dördü bile bize yeter. Yine bu süreçte ortada bir anayasa yapılacak, anayasa yapılacak diyorsunuz. Kadınsız anayasa da yapılmaz. Bunun da altını çizmiş olalım.